Evet, gördüğüm kadarıyla oldukça kısa bir merkez yönetim kurulu toplantısından sonra yılın en kalabalık basın toplantısını yapıyoruz. Evet, ekonomideki gelişmeleri hükümetin zulme dönen zamlarına karşı çıkmak amacıyla bu MYK'mızda almış olduğumuz ve bundan sonra da alacağımız e, tedbirleri gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi 81 il başkanımız. Bu zamları protesto etti. Basın toplantılarıyla bu zamlara karşı çıktı. Ayrıca mutfaklar yanarken milletimize kemer sıktıranlar, saraylarında sefa sürerken millet iradesini tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil yapmamalı dedik. Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırma kararını da almıştık. Bundan sonra da zamma zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Milletimizin sesi olmaya, bu gidişe dur demeye devam edeceğiz. Ayrıca bugünkü toplantımızda pazartesi günü eksik kalan bazı illerimize ve ilçelerimize de atamalar yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Ee, birçok kanal tarafından, birçok basın kuruluşu tarafından yönlendirilen bir soru var. O ortak soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin ileri gelen isimleriyle internet üzerinden toplantı düzenledi. Bu toplantının görüntüleri de sızdırıldı. Toplantıya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Genel merkezin bu toplantıya bakışı nedir? Birek olarak da e, genel merkezin bu toplantıdan önceden haberi var mıyız? Değerli basın mensupları, <laughs> ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam zulüm altında inlerken, zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana, hazar limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de genel merkezin haberi var mıydı şeklinde bir soru vardı. Hayır, haberimiz yoktu. Efendim bir soru da ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu da şöyle. Son açıklamanızda Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği 3 bakanlık ve MIT başkanlığını içeren protokol için öyle bir şey yok demiştiniz. Ancak Özdağ o metnin Kılıçdaroğlu'nda da olduğunu söyleyerek iddiasının arkasında durmaya devam ediyor. Sizin bu konuya ilişkin bir yorumunuz olacak mı? İki genel başkan arasında yapılan bir görüşmeyle ilgili olarak tartışmaların uzamasını doğru bulmuyoruz. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için.